Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Zarflar konusundayız arkadaşlar. Sözcük türlerini hala bitirmedik. Biliyorsunuz arkadaşlar. Beni Instagram'dan memecura.tyt Türkçe'den, Twitter'dan memecistik.gs'den ve YouTube'dan memecura.tyt Türkçe'den takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, hazırsanız başlayalım. Ama yanınıza bir sıcak çayınızı da alın. Güzel gider. Evet. Arkadaşlar, zarflara başlıyoruz. Ve zarflar dediğim zaman aklına ilk gelecek şey nedir biliyor musun? Bak, güzel güzel şey yapıyorum, yazıyorum. Fiil, oğlan bir sözcük. Bize bir fiil lazım. Ve fiile geleceğiz, diyeceğiz ki ne zaman, nasıl, ne kadar gibi soruları soracağız arkadaşlar. Ve alacağımız cevap bize şunu verecek. Zarfı. Gördük mü? O zaman hatta şuraya nereye ekleyeyim? Nere sözcüğünü. Ve bize cevap olarak zarf olarak dönecek. Peki gelin bir halledelim o zaman. Şimdi diyorum ki hızlı. Hatta şöyle hızlı git. Dedim. Ondan sonra yarın varalım. Yarın varalım İstanbul'a. Şimdi gençler, bak, fiil olan sözcüğü nasıl buluyorduk? Mekmak eki getirerek, doğru mu? O zaman mekmak ekini, gelin bir fiil olan sözcüğe bakalım. Bize hızlımak olmuyor. Bak. Gitmek. Aha, fiil olduğunu bulduk. 150'si bitti işim. Varmak. Varalım derken arkadaşlar, bir yere varmak anlamındaysa fiildir. Ama bunun dışındaysa isimdir. Dikkat. Şimdi gençler, fiili bulduk değil mi? Bak ne güzel duruyor karşımızda. Renkli renkli de. Şimdi gelin bir fiile bir soralım. Ne zaman git? Cevap vermiyor. Nasıl git? Bak nasıl cevap verdi. O zaman burası zarf oldu. Çünkü fiile sorduk. Dikkat. Peki. Ne zaman varalım? Ne zaman varacağız ya da varalım? Yarın. Bak zarf oldu, gördük mü? Yine varmak fiiline sorduk. O zaman diyorum ki ben bir örnek daha yazayım. Aşağı git. Nereye git? Aşağı git değil mi? Bak yine zarf oldu. Yine fiil oldu. O zaman madde 1. Bir zarfın olabilmesi için bize fiil lazımmış. Fiil olan sözcük ya kelimenin yanında olur ya da cümlenin sonunda olur. Bu kadar basitmiş. Gördük mü? Mesele bu kadar basit. Sen zarfları %50'sin. Şimdi hallettin. Şimdi artık gelelim asıl meseleye. Konunun %50'sini hallettin. Şimdi içeriğine gireceğiz. Zarflar, durum zarfları olarak var. Zaman zarfımız var. Yer yön zarfımız var. Azlık çokluk zarfımız var. Ve soru zarflarımız var. Durum zarflarından başlayalım. Fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verir. Nasıl sorusuna, ben kısaltayım arkadaşlar, cevap verir. Şimdi diyorum ki örneğimi bir yazayım. Güzel konuşmak iletişimin önemli parçasıdır. Parçasıdır derim değil mi? Şimdi bana fiili bul. Allah rızası için fiili bul. Lütfen senden rica ediyorum. Ve geliyoruz. Ne yapıyoruz? Fiil. Parçamak oluyor mu? Olmuyor. Sen burada fiil diyemezsin. Önemlimek olur mu? İletişimmek olur mu? Konuşmak oluyor. O zaman burası bizim fiilimiz oldu. Doğru mu? Peki nasıl konuşmak? Nasıl konuş? Ya da diyelim güzel konuş. Durum zarfı gördük mü? Fiile nasıl sorusunu sorduk ve cevap aldık. Şimdi diyorum ben kalemimi değiştiriyorum, diyorum ki bu sefer de
Buraya hatta şu başka bir kalemimi alayım bu sefer. Diyeyim ki şu örneğimi şuraya yazayım. Buraya ağlayarak geldim. Geldim. Şimdi gençler hadi şu fiili bana bulun yani. Bekletmeyin beni. Gelmek fiil değil mi? Peki nasıl geldim? Ağlayarak değil mi? Nasıl? Ağlayarak o zaman burası ne oldu? Zarf oldu. Ama durum zarf oldu. Mesela bu kadar basit. Anlaştık mı gençler? Şimdi maddemize geldik. Nasıl sorusu? Cevabı sıfat da olabilir, zarf da olabilir. Önünde isim varsa sıfat, fiil varsa zarf da. Çok güzel. Bakın ben ne dedim? Şöyle diyeyim arkadaşlar. Diyelim ki hızlı adam derim. Değil mi? Bak. Bu sefer de hızlı konuş diyorum. Dikkat. Hızlı konuş. Şimdi gençler adam mak oluyor mu? Olmuyor. Adam mak olmuyorsa burası ne oldu? İsim oldu. O zaman nasıl adam? Hızlı adam bak. Burası ama sıfat oldu. Neden? İsim var önünde. Peki. Şimdi buraya geldim bu sefer de. Konuşmak fiil mi? Fiil. O zaman fiil ise burası. Nasıl konuş? Hızlı konuş. Burası da zarf oldu. Meseleyi anladık mı? İşte bu kadar basit. Arkadaşlar demek isim varsa, önünde isim varsa sıfat, fiil varsa zarftır. Bu kadar basit. Şimdi geldik zaman zarflarına. Zaman zarfları arkadaşlar, fiile sorduğumuz ne zaman sorusuna cevap verir. Hani biraz önce işledik ya, ne zaman sorusuna cevap verir. Cevap verir. Evet. Şimdi diyorum ki örneğimi aldım ve şöyle güzel bir örnek yazayım. Bugün ders çalışacağım. Diyorum ki ne zaman ders çalışacağım ben? Çalışmak fiil. Hemen kalemi değiştiriyorum. Bugün. O zaman burası benim zaman zarfım oldu. Doğru mu? Peki diyorum ki yarın yanına uğrayacağım. Uğramak fiil mi? Peki ne zaman uğrayacakmışım ben ne zaman uğrayacakmışım fiile sorduğum soruda? Yarın. O zaman burası ne oldu? Zaman zarfı oldu. Diyoruz ki o zaman zaman zarfları fiile sorduğumuz ne zaman sorusuna cevap verir. Doğru mu olur? O zaman biz diyoruz ki fiile her zaman sormak zorundayız. Arkadaşlar artık daha henüz sözcükler de bizim için zarftır. Peki zarf olduğunu biz nasıl anlayacağız? Diyorum ki adam artık eskisi gibi değildi. Adam artık eskisi gibi değildi. Bak önünde isim fiil var değil mi? Eskimek. O zaman ne yaptık burası? Artık derken artık bir zaman bildiriyor. O zaman sen buraya zaman zarfı diyeceksin direkt. Daha henüz sözcükler de aynı şekildedir. Şimdi diyoruz ki bomba zarf olan bir sözcük isim çekimi eki alırsa isim olur. Bak dikkat zaman zarfı için söylüyorum bunu. O zaman hadi gel birlikte bir yapalım.
Bugünün işini şöyle bir düşüneyim arkadaşlar. Bugünün işini yarına bırakma. Arkadaşlar, zarf olan bir sözcük isim çekim eki aldığı zaman ne zaman sorusuna cevap vermez. Bak, bırakma. Ne zamana bırak? Ne zaman bırakma? Cevap yok. Bak, bırakmak fiil ama. Fiili buldun ama cevap almıyorsun. Çünkü bak, normalde yarın biz ne yaptık yukarıda? Zaman zarfı olarak bulduk. Burada ne oldu? İsim çekim eki aldığı için diyoruz ki, hatta bak burada da var. Ben buna isim diyorum. Çünkü isim çekim eki alırsa isim olur. Evet. Zaman zarfları zarf tümleci görevindedir arkadaşlar. Zarf tümleci. Yani şunu cümlene gelenle ben bahsedeceğim. Nasıl, ne zaman gibi sorulara cevap veren zarf tümlecidir. Cümlene gelenle. Ama biz burada ne zaman sorusuna cevap verelim. Diyorum ki, düşünüyorum. Bavulunu akşamdan topladı. Ya da hatta hazırladı diyeyim. Daha iyi olur. Hazırladı. Ne zaman hazırladı? Akşamdan. Peki. Burası bizim ne oldu? Zaman zarfımız olmadı mı? Ne zaman sorusuna cevap verdiği için. Mesele bu kadar basit. O zaman. Şunu öğrendik mi? Zaman zarflarının da her zaman olduğu gibi fiile soruyormuş. İsim çekim eki alırsa. Ne oluyormuş? İsim oluyormuş. Zarf tümleci görevinde bulunuyorlarmış. Hatta zaman zarflarını şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Bir örnek yazayım arkadaşlar. Bu örnek olsun. Sadece bu maddeyle ilgili değil. Bir gece ansızın gelebiliriz. Aklınızda kalması için bu örnek iyi bir cümle olur diye düşünüyorum. Ne zaman gelebiliriz? Fiil olan sözcüğümü de soruyorum. Bir gece. Burası ne oldu? Zaman zarfı. Arkadaşlar, aklımızda bulunsun. Evet. Zaman zarflarının işledik. Zarftan ilk videosunu tamamladık. İkinci videosu devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.